Herkese merhaba. Bugün 17 Kasım 2021 Çarşamba. İsmail Bakar'dan Kırıntılar YouTube kanalımıza bu hafta hemen arkamda gördüğünüz mahallemizin geleceğini yakından ilgilendiren 2. Boğaz Köprüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hikayesini anlatacağız. Hisarüstü ile Kavacık arasında Boğaz'ın en dar yerine yapılan, maliyeti 125 milyon doları bulan köprünün yapımına 29 Mayıs 1985 yılında başlanmış olup 3 Temmuz 1988 yılında hizmete açılmıştır. Köprünün tarihsel hikayesi, teknik bilgileri yanında bir de yazılmayan, çizilmeyen bir hikayesi vardır. Bu belgeselde köprü yapım yıkım sürecine tanıklık yapan insanların hikayesini bulacaksınız. Sizleri iki kıtayı birleştiren, bir semte ayıran köprü belgeseliyle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Geçilmesi güç bir engeli ortadan kaldıran ve insanları buluşturan, kavuşturan şeydir köprü. Ta ki Hisarüstü'nün tam ortasına bir hançer gibi saplanana kadar. Hisarüstü'nde yaşayanlar için artık zor zamanlar başlamıştır. Doğası, Halim Paşa korusu, dostları, arkadaşları dağılmış, tam anlamıyla tavrımar edilmiş bir duruma gelmişti. Sadece iki tünelle çözülecek insan odaklı problem, doğanın katledilmesi ve insanların yerlerinden, yurtlarından, dostlarından, sevdiklerinden ayrılması uğruna çözüm yoluna gidilmemişti. Halim Paşa korusu yok edilmiş, Hisarüstü ikiye bölünmüş, burayla birlikte çocukluğumuz, gençliğimiz, özgürlüğümüz, nefes almamız da tarihin tozlu sayfalarında kalmıştı. Anılar sararan fotoğraf karelerinde canlanacaktı artık. Gözümüzün önünde ağaçlar, oyun alanlarımız yok edildi. Aileler uzak yerlere göç etmek zorunda kaldılar. Öfkeliydik, kızgındık. Çünkü bizi dostumuzdan, arkadaşlarımızdan, sevgilimizden, doğamızdan ayırmışlardı. Artık Halim Paşa ve eski Hisarüstü, çocuklarımıza anlatacağımız güzel anılarla dolu, güzel dostluklarla hatırlanacaktı. Selam olsun yıkıntılar arasında umudu hala diri tutanlara. Selam olsun dostluğu, kardeşliği, yardımlaşmayı bize aşılayanlara. Selam olsun Halim Paşa ruhunu yaşayanlara ve yaşatanlara. Selam olsun. ...74'lerdeki politik bilinçlenmenin neticesinde burası artık dikkati çeker bir yer olmaya başlamıştı, Hisarüstü. Hem egemen sınıfların hem işte devletin, kolluk kuvvetlerinin gözünün üzerinde olduğu bir yer olmaya başlamıştı ki hakikaten çok güzel bir siyasi bilinçlenme örneği verildi burada. Bu tabii ki devletin dikkatini çekti. O zamanlar işte bu köprü projesi gündeme gelmeye başlamıştı. İlk zamanlar Balta Limanı'ndaki boşluktan proje gerçekleştirilecek diye söylendi. Sonra bir ara
Etiler bebek arasında bir yerde olacağı söylendi. Bunlar şeydi. Tabii hükümet Hisar üstünde karar kıldı. Bunun yegane sebebi politik bir yapılanmayı dağıtmak. Bu olay 75-76'da yapılmaya çalışılsaydı başarılamazdı burada bir köprü temelinin atılması. Ne zamanki işte 78-79'lara gidilmeye başlandı, baskı iyice artmaya başladı. O zaman devletin gücü de burada etkin olmaya başladı. Dediğim gibi o Hisarüstü Derneği gerçekten çok etkin. Sürekli diğer STK'larla ilişki içerisinde olan, sürekli eli kulağında olan, sürekli yeni bilgiler getirip işte üyelerine... Çok güzel de bir çalışma yapmış. Çok güzel bir çalışma yapmış. Köprü değil ama yerine ne? Onu da sundu. Evet. Mesela Mimarlar Odası'nı getirmiş. Mimarlar Odası'nı getirdi. İşte Boğaziçi'nden, İTÜ'den bir sürü mühendisler getirmişti. Dernekte defalarca seminer verildi bu konuda. İşte köprünün bir rant aracı olacağı, bunun yerine metronun doğayı tahrip etmeden çok daha efektif kullanılmış olacağı konusunda defalarca seminer verilmişti derneğimizde. O seminerler de hatta gazetelerde falan yerde buluyordu. Halim Paşa o ciddi bir ilişki ağını örüyordu. Yani örümcek nasıl ağını örer yuvasını, o ağ bizler üstünde Halim Paşa'ydı. Ama Halim Paşa gitti, o ağ bitirildi. Ha, ben şuna da inanıyorum, o dönem 1970'li yıllarda bilinçli yapıldı o köprü olayı oraya. 70'lerden başlandı diyorsun. Tabii o köprü 1970'li yıllarda... 80'de projesi falan hazırlanmış. Hatta biz o konuda yürüyüşte yaptık Taksim'de. Ciddi bir yürüyüşte yaptık. Ciddi bir yaklaşık 100-150 bin kişi de kitle toplamıştık. Ama olay işte Arnavutköy döndü, işte Yeniköy döndü. Sonuçta Çıbanbaşı, Hisarüstü'ydü. Yani siyasi boyutun etkisi oldu. Tabii örgütlü bir toplum Hisarüstü'ydü. Çünkü Hisarüstü dün bugün olduğu gibi hangi siyasi parti desteklerse o. Kaleydi. Aslında o köprü babam Sarıyer Beykoz'da karşı tarafta Beykoz köyünde iş yaptırıyordu. Evet. Ben o köyde müteahhit dedim baba. Evet. Ben de gittim. Ben de hani çalıştım. O köylülerde o zamanı, o köprü zamanı herkes buradan geçecek diyordu. Şimdiki 3. köprünün yeri. Evet. 2. köprü ta o zaman oradan geçecekti. Evet. Hatta Sağcı Vehbi Koç hep oraları satın almış evet. köylülerden. Fakat geçmedi. Bizim Hisarüstü devrimci bir semtti. Evet. Bence sırf orayı dağıtmak için. Evet. Yürüyüşte çok oldu. Yani bizim ora küçük Moskova gibi tanınıyordu. Evet. Yani evet, böyle evet. Bir maç yaptığımızda zaten bizi seyretmeye geliyor. Herkes seyrederdi bizim maçımızı. Herkes politikti. Severdi. Politikti. Herkesin görüşü dünya görüşü vardı. Helikopterler üzerimizde gezerdi. Mitik yapıyoruz zannederdi. O derece enteresan. Yani o derecede yani bayağı şeydi yani ileri görüştüydü. Sendikalarda kurduğu mitiklerde veya siyasal mitinglerin hepsinde bu gündeme getiriliyordu. Yani Hisarüstü'nün siyasal yapısından dolayı dağıtılmak istendiğini, bizim de buna karşı olduğumuzu. Dernekte güçlüydü, birlikte değil mi? Kararlanıyordu. Birliktelik güçlüydü. Orada zaten insanlar birbirinden kopuk olmuş olsaydı orasını çoktan dağıtırdılar. Evet. Oradaki birliktelik sayesinde bir süre ayakta durdu. İkinci köprü olayı Hisarüstü'ne geldiğimiz günden bugüne yani o köprü olayı söylencesi vardı. Hep gündemdeydi yani. Yani insanlar söylüyordu. Fakat kimse kendine yaklaştırmıyordu. İkinci köprünün Hisarüstü'nün geçeceği konusu kesinleşince biz dernek olarak
Bunun araştırmasına girişiyoruz. Niçin köprüye karşıyız? Bununla ilgili ilk eylemimiz Mimarlar Odası Yönetim Kurulu'nun başkanı Hisar Su'na getirdik. Laz Yusuf'un kahvesinde bir panel, toplantı veya bir söyleşi düzenledik. O zamanki Mimarlar Odası Başkanı ismini tam hatırlamıyorum. Konuşmacı olarak neden köprülere karşı olmamız gerektiği konusunda gerçekten çok aydınlatıcı bilgiler verdi. Daha sonra Ankara'da köprüyle ilgili bir bakanlık tarafından toplantı düzenlendi. Bu toplantıya Niyazi Öğretmen muhtardı. Mehmet Çayoğlu dernek başkanımız o zaman, doğru. Ki yani demek ki bu 60-78 olabilir. Bunları gönderdik. Hatta Mehmet Çayoğlu söz alıp konuştu. Ve biz o kadar doküman bulduk ki o zamanki dönemde demir yolları Mühendisler Odası, Mimarlar Odası ve bu tür kuruluşların ikinci köprüye karşı olan ve ilgili bütün dokümanlarını topladı. Öyle ilginç şeyler ortaya çıktı ki bizim savunduğumuz da raylı geçiş. Yani deniz, boğazı alttan raylı geçişle geçelim. Öyle hesaplar yapmışlardı ki bir raylı geçiş 8 tane köprüye bedel. Şeye karar çıktı. Ankara'ya gidilecek. Kim gidecek? Dernek başkanı. Dernek başkanı gidecek. Yardımcısı gidecek. Şükrü Aydın. Şükrü Aydın. Ve muhtar da gidecek. Muhtar da Niyazi Hoca. Para yok, pul yok. Ne yapayım? Dediler ki biz Mamak'ta, Tuzluçayır'da kalırız. İyi. Gittik Tuzluçayır'a. Ertesi gün şeye gideceğiz. Bize ikinci gün Vedat Dalokay'dı. O zaman şeydi, bu işi organize eder işte, neyse. Ve biz ne anlatacağız? Yazdık, çizdik. Sabah saat 3 müydü, 4 müydü bir daha yazdık Şükrü Aydın'la. Ama adamların şeylerine bakınca biz vazgeçtik. Yani elimizde olsun da biz çıkmayacağız. Biz dedik ki çıkmıyoruz. Dediler ya olmaz. Biz dedik vazgeçtik. Niye? Adamlar biz ne anlarız? Bir slogan atacağız. Bu adamlar bilimsel açıklama. Bilimsel şeyleri bunları ki dinlemedikten sonra beni kim dinleyecekti? Dediler çıkacağız. Çıkarız, çıkmayız. Vedat Dalokay rahmetli adam dedi ki o belediye başkanı mıydı? Belediye başkanı. Ankara belediye başkanı. Çıkacağız dedi. Ben dedi buraya not aldım. Şükrü Aydın dedi ki sen çıkacaksın. Sen de hukuk okudun. Ve sen çık. O bana diyor ki Niyazi Hoca zaten yok. Ya Şükrü Aydın çıkacak ya ben çıkacağım. Adamcağız dedi ki onlar seni tanımaz yarın. Sen de onları tanımazsın. İçinden geldiği gibi konuş. Emperyalizmden başladı. Kapitalizm, mafidelizm, gece kondulaşma, bunların sömürülmesi vesaire. Öyle bir 10 dakika konuştuk sen... ama geldi, sen ne konuştuğunu hatırlamıyorsun. Ya ben de ertesi gün şeyde okudum. Dergide. Yani onlar da özet yapmıştır zaten. İlk sondaj çalışmaları başladığı zaman ben yine fotoğraf çekmiştim şeyde Hisar'da. Sondaj yapıldı mı o zaman 78'de? Şeyde bu köprünün ayakları için aşağıda sondaj yapılıyordu. 78'de? Tabii. Şu anda yılını çok iyi hatırlayamıyorum. Daha da önce olabilir. Yani darbeden önce. Darbeden önce o sondaj yapıldı. Mutlaka. Benim bu anlattığım şeylerin hepsi darbeden önce. Darbeden sonra ben yoksun zaten. Enteresan. Hani şey ilk defa diyorum sondaj. Böyle tabii hep. Bunun da fotoğrafları vardı. Enteresan. Bunun da fotoğrafları vardı. Çünkü hatta işçiler bir ara korktu orada ben resimlerken onu. Dediler ki bizi çekme falan filan. Ben dedim ki hayır bunlar bize ait şeyler. Yani ciddi şekilde o köprü düşünülüyordu 78'lerde falan. Sondaj yapıyorlar aşağıda.
Kahvelerin olduğu bölge vardı ya, evet, o meydanlar. Oradan da otobüslerin durağı vardı. Beyhanların yokuşa doğru bir tırmanırdı. Ufak bir tepelik vardı, evet. Orada bir çaylık vardı. 1977 1 Mayıs'ında orada toplanıldı. Bunu çok net hatırlıyorum. Orada da yine hani köprü değil metro diye pankartlar yazıldı. Hatta karar alınmıştı. Öyle hatırlıyorum, yanılabilirim. Karar alınmıştı siyasi gruplar arasında. Kesinlikle siyasi olarak hani grupsal değil veya bir fraksiyonun güdümüne değil. Kesinlikle hisler üstünü kapsayıp şu andaki can alıcı nokta ne? Köprünün ilga edilmesi, ortadan kaldırılması veya metroya dönüştürülmesi. Bayağı da kalabalıktı. Buradan bunu Şükrü Aydın hatırlar diye biliyorum. Şükrü abi de oradaydı çünkü Şükrü Aydın. Genç de orada olabilir. Şükrü Genç. Oradan önce... 1970 1977'de pankart var mıydı? Vardı. Köprü değil metro diye çok pankart açtı. Yine. Evet. Köprü değil metro diye. Metro diye. Çok da slogan atarak buradan çok büyük kalabalıkla Beşiktaş'a yürüdük. Evet. Öyle hatırlıyorum ben. Beşiktaş'ta durduk. Mitinge katıldı. Çünkü orada kortejler falan vardı. Sendikalar falan kortejler orada. Serüstü olarak siz. Serüstü. Oraya katıldık. Oradan da kortejle beraber şeye çıktık, Taksim'e. İşte 77 olaylı bir mansı. Orada. Orada benim işte orada bu bel ağrılarım orada işte yeni oluşuyordu. Bu bacağıma vuruyordu. Çok hayatta dikildim. Bütün ailem oradaydı. Annem de dahil hepimiz. 77 1 Mayıs'ındaydık. Bu bacağımdan daha dikilemiyorum artık. Mitingin de sonuna doğru yaklaşmıştı. Saat epey olmuştu. Daha dikilemiyorum. İyice böyle artık acılarım artmış, ağrılarım falan. Bizimkiler dedi ki ya arkadaş sen git artık dediler. Duramıyorsun. Ben oradan Gümüşsuyu'ndan indim. Arabaya bindim. Beşiktaş'a geldim. Beşiktaş'tan da bindim. Zincirlikuyu'da indim. Oradan da yürürüz Berat'a. Bir parça parça geliyordum işte. Daha eve varmadan gürültü koptu. Bir şey oldu falan. Bizimkiler bir geldi. Ben gelmeden onlar da geldi zaten. Kısa bir dönem önce çıkmışım. Öyle mi? Ha, ben gelmedim. Ben daha yürüyerek geldim. Ben geldim geldiler. Yüzleri. Bedi benzatmış hepsini. Bembeyaz yüzler falan. 1978'de, 28 Şubat'ta bir miting vardı Taksim'de. Diğer sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği, diğer örgütlerin düzenlediği bir miting vardı. 28 Şubat 1978 iyi hatırlıyorum. Çünkü o mitingde dernek adına görevliydim. Orada şu yapıldı. İstersen o zaman politik grupların sürtüşmesi, çatışması olmasına rağmen herkes işte sorunun ortak sorun olduğunu algıladı, hissetti. Herkes bu mitingde kendi siyasi gruplarıyla gitmek yerine mahalle olarak gidilmesi kararını aldı. Herkes de buna uydu ve güzel bir birlik sağlandı. Burada tüm siyasi gruplar, onların sosyal varlıkları, işte vatandaşlar buradan hep birlikte Taksim'e kadar yürüyerek gittik. 28 Şubat 1978. Büyük de bir pankart. Çok çok büyük bir pankart hazırlamıştık. Hatta çok da ilgi çekmişti o zamanın gazetelerinde de yayınlanmıştı bu pankart neyin nesi. İşte böyle bir şey var. İnsanlar yazmışlar ikinci köprüye hayır diye. Çok da etkili olmuştu. O zaman ciddi bir duyuru yapmıştık. Yani sesimizi duyurabilmiştik. O zaman işte köprü olayı biraz böyle sallantıya girdi. 2008'deki bu eylemden sonra hükümet biraz böyle bu işi duraksattı. Yani baktı ki ciddi bir tepki var, ciddi bir potansiyel tepkisi var. Bu işi duraksattı. Ama ne zaman ki 12 Eylül faşizmi geldi, hiç aksatmadan bu projeyi anında devreye aldı, gündeme aldı. Bu 2. Boğaz Köprüsü'ne karşı yapılan bir protesto eylemi vardı. Bu eylemdeki tüm film fotoğrafları ben çekmiştim. O da enteresan. Kastede de yer almış. Ya. O fotoğrafları biz daha sonradan şeyde İstanbul'daki dernekte sergiledik aslında. Sergilendi. Orada sergiledik bu fotoğrafları. Zamanında Demirel bizim oraya geldi. Tabii biz Demirel'i sarışını sokmadık. İşte arabasının arkasına tenekeleri bağladık bizim. Öyle mi? Yani Demirel, evet. Bak o da ilginç, onu anlatabilirsin. Öyle bir olayda ve bunlar geri döndüler. 79 falan mıydı? Köprüden önce. Yani o başbakan olduğu dönem. Tabii. Ve ilk şeydi yani aslında 77 seçimlerinden önce miydi? Öyle bir seçim vardı galiba, bilmiyorum. Yani Ecevit'ten önce o zaman. Tabii. Şey. Tabii o. Başbakan. Başbakan adam işte bu köprü olayları yeni çıkıyor. 77 o zaman.
olabilir. Biz onun arabalarının arkasına tenekeleri bağladık. Ser üstüne geldi yani. Ya. Demire. Geldi. Bak o da ilginç. Bu, işte oduncuların oradan bunu biz geri çevirdik. Amacı gelip o köprü güzergahını mı görmek acaba? Bilmiyorum işte bir veyahut da seçim bahanesiyle mi bir şeyle mi geliyor. Biz bunları geri çevirdik. Geri çevirdikten sonra adam demiş ne yapsınlar, yaparsınlar yapsınlar burayı yıkacağım. Bu bizim kulağımıza geldi. Bu da çok ilginç bak. Artık onun şeyiyle mi yaptı bilemiyorum ama bu olayı duydum yani. Ve gördün zaten arabayı da sen. Aynen. Demireli gördün mü? Tabii. Tamam. Arabanın içerisinde iki araba beraber geldiler. İki araba beraber geldiler. O şey dönemi, köprü dönemi hatırlıyor musun? Köprü dönemini hatırlıyor musun? Köprü döneminin neyini hatırlıyorum? Son 85 yılı böyle köprü geldi. Sarısu'nun 1/3'ü gitti. Halimpaşa'yı yok etti. Demirel geldi burada. Geldi mi? Geldi gelmez mi? O, 76'larda, 77'lerde. Peki hatırla... Nereye kadar geldi bu caddeye geldi? Sarısu'na kadar geldi, Sarısu'na kadar geldi. Bu köprü yerini görmek için mi geldi? Yani o zamanlar kesinlikle düşünülüyordu. Abi o zamandan düşünülüyordu zaten. Yani sen gördün mü? Tabii. Bu caddeye gelmiş herhalde. Evet. Oradan sokmamışlar. Şeriye sokmadılar. Geri dönmek zorunda kaldı. Yıl 85, köprü geçiyor. Köprü. Ha, şu yaptığımız eylemler de ha, şimdi 85'te köprüye yönelik böyle bir eylemler oldu mu? Yani nasıl? Bu, çok güzel eylemler. Hani öncesi var 78'de 79'da köprü değil metro mesela. Ha. Şimdi şöyle sen içinde miydin o zaman? Şöyle söyledim. Şimdi. Biz şeye karar verdik. Artık birleşmeye karar verdik. Yolunda. Fakat yani gene, gene bir yerde eksik var. Niye eksik biliyor musun? Aynı mantığı taşıyoruz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Biz orada evi yıkılanlar bir araya gelebildik. Yıkılmayanlar beni desteklemedi. Destekleyen birkaç kişi çıktı. Ama şimdi olay ne? Hani bizde ne diyorlar? Yılan canı atışan... yananlar bir araya geldi. Ha, canı yananlar bir araya geldi. Ne eylemler yaptık? Daha öncesini yaptık da. Bir, yürüyüşler yaptık. Mesela üstünde miting yaptık. İki, bütün bakanlıklar dahil telgraf, telgraflar çektik. O zamanlar şeydi yani böyle hani e-mail de falan bir telgraf yok. Postanelerden gidip telgraflar çektik. Binlerce adamlar. Yürüyüşler yaptık. Beşiktaş'a falan. Bizim eski hanım. Ondan sonra bir koşun hanımı Gülbeyaz. Ondan sonra bacım Altun. Başka kim? Ziya'nın hanımı Kerime var mıydı? Hatırlamıyorum. 5-6 tane kadını Harbiye orada evine gelecek dediler Kenan Evren için. Ben onları götürdüm oraya bıraktım. Oradan işim vardı gittim. Tarabya'da ev vardı benim. Bir tane teras katlı bir yer vardı. Tarabya'ya gittim işim vardı. İşten dönerken kalender orada evinin önünden geçiyorum ya sahilden gelirken. Lan baktım ki bizimkiler orada. Neredeyse kaza yapacağım. Yani son anda gördüm biliyor musun? Neredeyse şeye uçacağım, boğaza uçacağım. Ondan sonra şaşırdım tabii. Niye bunlar burada diye. Sonra aklıma geldi. Belki dedim hani Kenan Evren oraya değil de bu tarafa onlar da duydular. Böyle olay da öyle olmuş zaten. Sonra söylediler. Askerlere yalvarıyorlar bunlar. Kapıdaki askerlere. Kenan Evren işte buraya geldiğinde biz girelim falan. Askerlerden bir tanesi diyor ki bacım diyor. Bizi diyor suçlarlar ama diyor siz diyor buraya geldiğinde diyor benim olduğum tarafa doğru gelin diyor. Biraz diyor zorlayın ben elimi açarım diyor. Bir iki taneniz içeri girersiniz diyor derdim size anlatırsınız diyor. Bu tür şeyler yaptık. Anadolu zarına köprünün birinci ayağına o ayağına geldik. Otel tuttuk oraya geldik. Öyle mi? Anlatır mısın onu? Tabii ki. Yapılmadan önce değil mi köprü? Ya daha şey yeni imareler yapılıyor, koyuluyor. İşte oradan nerede geçecek? Hep beraber o İhsar Üssü'nün ileri gelenleri, gençler, daha biraz yaşlıları şey Anadolu İhsar'ına geldi diyor köprünün birinci ayağına. Orada eylemler yaptık.
Buradan polisten dayaklar yedik. Pizane çizilirken Çamlıca'ya çıktık ya. O da ayrı. Öyle mi? Ha. Dur hemen sana da Çamlıca'yı soralım. Bakanın önünü kestik ya. Özal mıydı? Demirel miydi? Onun arabasını taşladık Sabık Ayacıklar'ın. Öyle mi? Şey değil mi? Çamlıca. Ya Temel Memel yok. Vefa Poyraz vardı. Şey diyordular. Vali mi? Vali. Orada 80 sonrasında politik bir dışarıda bir mücadele gösterip falan yapamazsın. Bu suç muydu? Ama buna rağmen olumlu tepkiler. Tabii, öyle tabii. Mi? Tabii tabii. Bir işler üstünde savaşlar. Toplumuz Partisi'nin bir çalışması var. Bayağı ciddi. Ondan sonra tepkiler de verildi zaten. Öyle mi? Ondan sonra onun sayesinde mesela avukatlar, önlemleri, örgütlülüğümüzü dedik ki hani bari hiç hakkımızı alalım. Toplu olaylar. Yine o yani gerilesek bile yine bir topluluk olsun. Orada vardı yani güzel yine insanlar birlikte hareket ettiler. Ettiler değil mi? O son dönemi 85. Nihayetinde şey olmadı. Önleyemedik. Niye? Genel ilki odur. Yani politik, yani bence mücadele, siyasal mücadele, demokratik mücadele en az akıllıca zayiat vereceksin. Madem yeniliyorsun. Evet. Yani netleşti durum. Çünkü 77'de, 78'de yapamadık köprüyü. Ne zaman yaptı? 85'te yaptı. 78'de yapamaz. Yapamaz. Sondajı yaptı, geri çekildi. Bak, sondaj da yapılıyor. Ya. Geri çekiliyor. Tabii. 85'te yapıyor. Peki, dozerler girdi, neler hissettin abi? Ben sana bir şey söyleyeyim. Hatırlamak istemediğinden dolayı insanlar üzüldü. Bana hep flu geliyor. Yıkılışını ben tam, ben hatta yıkıldı, biz çektik gittik ya mesela. Bir daha hiç uğramamaya çalıştım. Ne mi? Oraya. Yani o yıkılışı görmek istemedim. Salimpaşa'da maç yapıyorduk. Bir helikopter Kavacı'ya gidiyor. Salimpaşa'nın üstüne geliyor. Dedi ki ya ne oluyor acaba bu helikopter? Bir oraya gidip buraya geliyor. İşte köprünün geçeceği güzergahı çıkmışlar. Kenan Evren içindeymiş o helikopterin. O helikopterden sonra o köprü güzergahı çizildi. Hatırlıyor musun yılı böyle tahmini? 80 sonra, 82 falan. Dur bakayım ben sana. 85 temel atıldı tam yılı. Tamam işte bu 82'ler falan. 82'ler işte falan. En son bizi top oynadığımız zaman. Artvin'de harp akademileri ve harp akademilerinin komutanlığı ve golf sahası yüzünden bu tarafa kaydı. Aslında o taraftan yapılacaktı. Kayma nedeni bu. Zemin değil. Zemin değil. Biraz da tabii siyasi yapı da var bence. Daha sonra burada Ermeni mezarlığı yüzünden daha öteye kayması engelli. Bu Ermeni mezarlığı var ya, Abbas Kenti'nin. O Ermeni mezarlığı olmasa köprü daha da bu tarafa kayacaktı. Fakat oraya gelince büyük diplomatik skandal olur, fazla kaymıyorlar, buraya yapıyorlar. Yani bu tarafa kaymasının nedeni Harp Akademileri ve Golf sahası, daha ileri kaymasını engelleyen de Ermeni mezarlığı. Köprü süreci. Beni hayvancılığa mahkum eden de köprü süreci biliyor musun? Yoksa benim ne işim var İstanbul'un göbeğinde hayvan beslemekle? Benim çoluğumu çocuğumu bu işi yapmasını istemiyorum. Kimsenin yapmasını istemiyorum. Çünkü yok. Ama şu anda ben çaresiz kalmışım ki biz çok yıkım yedik İsmail. Bildiğin düşün, gibi başka İsmail. Bir şey gibi değil ha. Ondan da işte ilk size dükkanlardan başladılar. Dükkanlardan ilk şeyden başladılar değil mi? Son durakçılar. Ha, son duraktan seçtim. Ali Paşa'dan doğru geldi. Geldi. Oradaki dükkanlarımız gitti. Dükkan oradan indik, deredeki yerimiz gitti. Sonra duvarı yaptılar. Ha, o duvarı karayolları yaptı. Karayolları yaptı. Yaptı. Söz verdi. Tam sınırdı. Enteresan. Zaten belki köprü biraz daha buraya kayacaktı. Mezarlıktan ya dolayı. Tabii en son mezara geldi. Aslında Hisar üstünü kurtardı biraz köprü. Şey, mezarlık. Çok kurtardı. Mezarlık çok kurtardı. Çok kurtardı abi çok. Mezarlık çok olmazsa Hisar üstü. Evet evet. Daha çok yıkım olur. Tamamen dağılacak. Bu Topbaşlar Özal döneminde hatta köprünün Balteleman üzerinden Harp Akademilerinin oradan otobana bağlanacağı söyleniyordu. Topbaşların siyasi etkinliklerini, kimliklerini kullanıp koruyup o köprü inşaatını falan bu tarafa kaydırıp yani
bizim işte top sahası, mut sahası, bizim evler filan da öyle gitti. Korunun üzerinden geçirip adamlar kendi yerlerini değerlendirdiler orada. Yoksa yeşil saha kalacaktı, çivi çekemezdi oraya kimse. Anladın mı? Oradan işte biraz istimlak, müslimler falan da filan da oradan bir paraya çevirdiler koruyu biraz o top başta. Metrede bir sondaj yapıldı. Bu Delebey'in bahçeye yapılmış. Delebey'in bahçeye 9 evlere. 9 evlerde yapıldı mı sondaj? Tabii tabii. Yani köprü yani öncesi. Geçmedi ama yapıldı. İşaretlendi yani. 9 evlerin oralara da sondaj yapıldı. Sizin mahalleye yapıldı. Bizim mahalleye yapılmadı, işaretlendi. İşaretlendi. İşte, küçük sahanın oraya sondaj yapıldı. Küçük saha deriz. Avcıların alt kısmına. Alt kısımda küçük bir turnuvalar, şey, voleybol turnuvalar oluyordu. Aha, küçük bir sahamız vardı. Oraya sondaj yapıldı işte. Daha sonraları? Daha sonraları işte olaylar. İstimlaklar başladı. İstimlaklar başladı. Biri de sizin evde. Dediler ki gecekondulara, her gecekonduya bir ev veriyor. Yukarıda bizim tapulu yerlere de para verildi. Evet. O çok cüzi bir para verildi. Çarçur oldu gitti paralar yani. Köprü sürecinde ilk başta bizim evin tam arkamızda başladılar. Evet. Orhanların evinin yani bizim evin arkasında yan tarafında bir boşluk arazi vardı. İlk şeyi orada yaptılar. Etüt çalışmalarını mı? Öyle mi? İlk sondajı orada yaptılar. Sondaj. Olmadı. Zeminle şey yapamadılar. Sonra... Yani ilk sondajı Kilise Mahallesi'nin o tarafta mı? Kilise. Hemen bir arka sokakta yaptılar evet. Yani. Boş bir arazimiz var bizim orada. Hemen arkamızda yaptılar. Eyvah korktuk yani orada olmasa bizim ev de gidecek. Çünkü köprünün ayağından geliyoruz. Evet. Sonra? Ondan sonra aşağıya aldılar. Kaydılar. Ondan sonunu aldılar. Evet. Aşağıya. Tam meşhur seramik sanatçısı vardı. Jale Yılmabaşar. Orada mı oturuyordu? Orada oturuyordu. Öyle ev mi? Yıkıldı işte. O ne güzel rölyefler falan vardı. Onu duvar falan yapmıştı seramikten. Neredeydi onun evi? Bir dakika. Şimdiki köprünün ayağının olduğu yerdeydi. Öyle mi? Tabii. Jale Yılmabaşar apartmanda otururdu orada. Jale Yılmabaşar. Çok iyi bir insandı o da. Geçen sene Seda konuşuyoruz, selam verir. Jale Yılmabaşar vardı. Hisarlı yani eski Hisarlı'da. O da eskiden Hisarlı'da oturmuş. Burada sağlam zemin aradılar. Sağlam zemini de tam bizim burada buldular. Tam bizim burada bulduklarında tabii bize de bir ateş düştü. Şöyle ki şimdi bizim ailede yıkıma sebep oldu. Sadece binaların yıkımı değil, ailede yıkıma sebep oldu. Şu küçük amcam başka hiçbir yeri bilmeyen Halim Paşa ev ve şey üçgeni. Halim Paşa ev, İşi. Boğaziçi Üniversitesi ya da Robert Kolej. Robert Kolej çalışıyor. Şu üçgenin içinde dolaşan bir adam düşün. Gelmiş 60 küsur yaşına. Hiçbir yere gitmemiş bir adam. Orada sağlam kaya bulunduğunda evi terk etmek zorunda kaldı. İsinye gitti. 6 ay yaşadı adam. Kanser oldu. Öyle mi? Tabii. Üzüntüden? Tabii şehit de verdi. Üzüntüden kanser oldu. Adam 6 ay yaşadı. 6 ay sonra vefatı. Çıkamadı. O sondajları falan hatırlıyor musunuz? Sondajları hatırlıyorum. Zaten bize hepimize şey geldi. Soy ağaçlarını çıkarttılar bizde. Öyle mi? Öyle ya. Şimdi dededen dede babasından kalma yerler oldu. Bizde eski Türkçeydi tapularımız. Evet. Tapularımızı amcam yeni Türkçe'ye çevirdi. Yani çok eski bir aileyiz dedim ya. Dolayısıyla amcamlar, onların çocukları, babamlar ve bizim... 1900 yıllarda mı gelinmiş? Tabii buraya. 1900 yıllarda. 1900 yılların başında gelinmiş. Erzincan'da. Yani Cumhuriyet öncesi Erzincan'dan buraya. Dedemin babası ne yapmış biliyor musun kardeşim? Erzincan'da neyi var neyi yok satmış. Kalkmış gelmiş buraya bir mandıra kuruyor. Buraya yerleşmiş. Arkadaşlarından biri tavsiye 1900 yılların başında mandıra kuruyor. Yerleşiyor. Yani. Avcı ailesi yani. Böyle yerleşiyor. Öyle yerleşiyor. Bizim yerleşme şeyimiz o. Dedemizin babasından. Ahmet Efendi geliyor, bakkal dükkanı falan açıyor burada yukarıda. Ondan sonra mahalleye yerleşiyor yani. Evet. Ondan sonra, şimdi o taşınma dönemine geldi, köprü kesinleşti, işte, size tebligat geldi. Tebligatlar geldi, karayollarına davet ettiler bizi. Gittik karayollarında hepimizin ortaklık nispetinde belli paralar çıkarmışlar. Ondan sonra arsaların metresinde 20 liraya falan tespit etmişler. 20 lira. Çok komiktim. 20 liraydı arsaların fiyatı. Arsadan gelen paranın fiyatı. Ama ben Sarıyer Belediyesi'ne 40 liradan vergisini verdim. Sarıyer Belediyesi'ne bizim rayicimiz 40 lira. Dedim ben 20 liraya verdim kardeşim karayollarına. Dediler mahkemeye ver.
Ama bizde kimse tenezzül etmiyor mahkemeye gidip tekrar yeniden böyle bir şeyle uğraşmaya. Kaderimize rıza gösterdik. Sebep de şu. Artık bu devlet kamulaştırıldı içinde, orası. Kamulaştırıldıktan sonra belli bir para verildi size. 5 yıl içinde eğer köprü senin aracına yapılmazsa geri isteme şansın var. Ama bu adamlar 10 yıl polis koydular oraya. Polis kulübesi koydular, barakası koydular. 10 yıl hiç kımıldatmadılar kimseyi. 10 yıl sonra da gördüğüm gibi İstanbul Yıldız Üniversitesi'ne peşkeş çektiler. O bizim bahçemiz orası şimdi. Karşıda temel atılışı çok kötüydü. Temel atıldığı gün hani atılacak 29 Mayıs. Artık meselenin çok ciddi olduğu ortaya çıkınca Kavacı mı atıldı? Karşıda. Bütün Hisar üstündeki halk böyle yaşayan kadınlar, erkek ama böyle karşıyı seyrediyor. Alınacak bir şey. Çıt yok böyle sessizce böyle akıyor böyle millet. Aktı sessizce geldi durdu baktılar karşıda işte bir şeyler atıldı bilmem ne yapıldı açılışlar falan. Sesler yani olayın ciddiyeti belli oldu. Ciddiyeti ama nasıl geldi o millet? Kalabalık mıydı? Bütün Hisar üstü. Düşün bir cenaze. Halim Paşa'da. Cenazede bile o kadar sessizlik oldu. Zaten Üçpara köy vardı. Bir de içeri. Tamam, o kadar geldi. Bayağı da kalabalık geldi. Bilmiyorum oralarda yoktu herhalde. Değil mi? O öyle olsa insanın zihnine böyle işliyor ki. Ben hani bazı filmlerde olur böyle. Yüzlerce insan böyle akar gider. Geldi kimisi böyle oturdu seyrediyor kadınlar. Kimisi böyle bakıyor. Tabii yıllardır oturuyorlar. Evleri, barkları işte bir arada yaşanmışlıklar tabii var. Tabii ki böyle. Köprünün oluşumu öyle dramatik koşullar oluştu ki şimdi buradan 400'e yakın ne bir ev hane diyelim yıkılmış. Karşıda işte muhtemelen gösterilen yerde evler. Kimse biri de sizin ev. Bu evlerin içinde bizim de evimiz vardı. Birçok kişi oraya gitti. Bir kısmı da yanılmıyorsam yanılıyor olabilirim parasını aldı. Karşılığında ev almadı galiba. Böyle bir şeyler de vardı. Yani toplam 400 hane civarında. Az değil. Bak. Bugün Anadolu'da 50'li 100'lü köyleri düşünürsen bak 50'li 100'lü köyler var 150 200 400 hanenin gitmesi hakikaten bir ciddi bir potansiyel yani bir gruptan böyle şah damarına koparılıp gönderildi. Bence gidenler çok ağır travma atlattı, travmalar geçirdiler ama kalanlar için de bir travma oldu bence. Çünkü akrabaları bağları koptu, arkadaşı ilişkileri koptu. Özgürlük alanı dediğimiz o Halimpaşa darmadağın oldu. Yani işler acısı bir durumdu. Bakıyorduk, sızlıyordu. Hatta bu konuşmanın içinde bu neyi ifade eder onu da bilmem. Çok da bir abes bir şey vardı oraya bir taş ucu şey. Taş kırma makinesi yaptı. Bir sene çalıştı. Yıllarca beni o rahatsız etti. Ben burada tek bir yerde duruyordum o zaman. O gürültüde insana saygı yoktu. İnsanlar. Ağaçlar katledildi. Ağaçlar kesildi. Çevre, ekolojik denge bozuldu. Yani şimdi yıllar sonra gelinildi. Şimdi söyle bakayım. O ekolojik dengeyi yeni baştan yaratmaya çalış. Yaratılır mı tartışılır. Evler yok yeni bir Halimpaşa. Acaba olur mu diye tartışılır yani. O börtü böceği ağacı bilmem kuşuyla bilmem neyle insan ile çevresi ağacıyla. Köprü süreci. Şimdi hiç inanmıyorduk. Hep geçecek diyorlardı. Türkan Şoray'ın da hatta bir filmi var. Sultan. Hep Sultan buradan çağırıldı. Aynı bizim hikaye. Bizim hikaye. Evet aynı. Gerçekleşti. Neler diyeceksin köprü süreci? Köprü süreci... Yıkım kararları çıkıldı. Evler yavaş yavaş. Evler baktım ki karşıda dozerler dümdüz idi evleri. Buradan izliyoruz. Konukları acele attılar ya millete. Hı hı. Evler baktım ki dozerler aldığını yıkıyor. Kahrımdan ölürüm. Bu bize de gelecek derken bu palalar ikinci plana kaldı. Bir sıra onlara ikinci plana kaldı yıkım. Acil olanlar ortadaydı. Yolun geçtiği kademe var. Kademe yıkılıyor. Kademe bir anda değil. İlk şeyden nereden başladı? İlk şeyden başladık. İzzetlerin olduğu yerden. Şeyden. Ayşahin'in sınırından başladı. Ayşahin'in o tarafa. Ayşahin'in o dere çukuruna doğru. Aşağı doğru indi. Dere çukuruna doğru oraya doğru iniyor. Tabii orada da genelde kayacıklar yoğunluğu. Orada kayacık. Sonra palalar
şurada sıraya geldi. Orada tam işte, sizin sınırına doğru geldi. Geldi. Pala kendi evini kendi yıktı. Öyle mi? Kendim yıkarım dedi. Sizin gözüküyor zaten. Görüyoruz biz de. Evin yanı. Çaresiziz. Evin yanı. Evet, evet. Tam sınırda sizin ona dediler size, değil mi? Evet. Sizin ona dediler. Sonra 300'lere doğru indi. Yavaş yavaş. 300'lerin evi yıkılıyor. Oraya doğru indi. Oralar artık dozerler. Bakkal var. Bellever'in bakkalı yıkılmaya başladı. Bu bakkal. Yani mahalle sizin yavaş yavaş bir mahallede de çünkü sembol burada. Bakkal. Biz en şey şahrak mahalle bizimkiydi. 84'te biz işte buraya gelmedik. Bizim karar alındı. Yıkıldı. Yıkıldı. Kısa bir süre Hüseyin Dayı'nda kaldık, Kürt Hüseyin'de. Hı hı. Daha sonra ben buradaki evin tadilatını yaptım. Buraya sizin 84'te mi yıkıldı, 85'te mi? 84'te. Öyle mi? Şeyden önce, hani başından önce. İki ayak çalışmaları başladı. İlk yıkım, kararı bizim oraya. 84'te sizin bölge. Eski ismiyle İncirli Bağ. Parça parça yapıldı değil mi? Tabii. İlk yıkım oradan. Size 84. Daha sonra mesela, ikinci kısma. Böyle işte insanlara şey yaptılar. Ne diyeyim? İşte ayrılın artık. Hani buralar artık alınmaya başladı. Yıkılmaya başladı. Ya insan hemen üzüntü değil de ona isim koyamıyorsun. Bir yanda çünkü şey hani şimdiki gibi gelişmişlik de yok. Ha. Hep belirli bir düşünce içerisindesin ve yıllarını verdin, doğdun, büyüdün bir şeyin içinden uzaklaşıyorsun. Yani öyle bir onu nasıl anlatırım onu pek kötü bir duygu yani. O derece. Sarısının o şey kısmına da tam bizim evlerin olduğu yerde. Kışı da gördün yani. O oralardan böyle dozerler, mozerler. Ya bu ne biçim bir şeydir diyorsun böyle. Bir girdiler o ağaçların olduğu yerler. O şey gibi ya hani resmen talan edersin ya. Yani öyle hani şimdiki gibi saklamıyorlar. Her yani, şey gözünün önünde bir dozerle bir giriyor. Yıka yıka ala ala götürdüler oralarda. Onu da izledin yani. Onu hepsini gördüm. Ve çocuk şeyi yani unutulmaz bir şey. İz bıraktı. Bir de şey izini de bırak. Tam bizim evlerin olduğu yer. O şimdi ana cadde evet, var ya. Yok. Evet, bir, evet. O gişeler bu tarafa. Onun tam, ilerisi bizim olduğumuz öyle yer mi? İşte. Gişelerin o tarafı mı? Tabii az işte, ilerisi. Az ilerisi işte o şeye doğru. Tabii tabii doğru. O oralar böyle şeydi böyle geliyorsun böyle S şeklinde geliyorsun aşağı ta dereye taş ocaklarına kadar iniyordu. Yani, üçüzlerin evlerinin yan tarafından aşağı doğru tarlaydı ve nohut ekiyorlardı orada. Numaraladılar tabii. Şey dediler ki işte Mahmut abinin kahveye hatırlıyorsun. Evet. Orada oturduk. Burada birisi geldi orada. Tabii ki şeymiş galiba. Karayolundan sorumlu biriymiş. Yani dedi ki burası dedi anlatıyordu tabii bize ne konuşmuyor ya. Kendi aralarında. Burası dedi 28 miydi? 38 metre aşağı dedi. Anlattı yani. Biliyorsun orası yükseldi. Bildiğin gibi o 38'den de fazla galiba. Bayağı indiler abi. He orada işte orada vurdular. Dozerler geldi şimdi dayandı. Kalmayan bir ben kaldım. Bir kişi daha vardı. Bizi dediler kalkın buradan. Kaç yılıydı hatırlıyor musun? 84 miydi? 84 olacak. 84. Bizi kaldırıyorlar şimdi. Tabii gidecek yerimiz yok. Bundan gittik etelere kapıcılık arıyoruz. Bir yer bulalım, oturalım. Hani ev yaşamak için ev arıyoruz. Etilerde kapıcılık aradık, bulamadık. Geldik, dedik ne yapalım artık? Gideceğiz. Neyse, dozer geldi arada, dozer... Son evler yani sizinki? Tabii. Dozer geldi, başımıza yıkıyor. Köprü dönemi. Ha. Evler, yıkımlar. Ağırlıkta Kayacık bölgesine denk geldi. Tam ekseriti bizim onlara denk. Sizin ora. Hı. O günleri biraz anlatsana. Şimdi hep köprü geçecek deniyordu hani filmi bile tabii, var. Sultan evet. Filmi vardı hani Türkan Şoray'ın. O gerçek oldu. Tabii. Nasıl o dönem bir anlatsana köprü dönemi. Ya işte şimdi köprü oraya dediler ki köprü yapılacak buraya geldiler evlere damgaladılar. Önce damgaladılar tek tek bütün tabii, evleri. Yıkılacak evleri damgaladılar. Zaman geldi bir de bahar günüydü de yani. Dediler ki yıkılacak evler çıkın. Ey Allah'ım. Kimse yer bakıyı çıkacak şöyle böyle derken de bir kar yağıyor bu şekilde yani
geldi bizim evi yıktılar. Seyrettin mi? Mecbur seyredesin. Kepçeyle geldi yıktılar evi. Oradan dedik ya ne yapacağız işte bize asasız yer gösterdiler bu şeyden ya konutlardan. Konutadan ben 800 nüfus ben verdiği yer 55 metrekare. Ne yapalım ne yapalım düştük bundan yola geldik bunları satın aldık. Hatta evi yıktılar orada. Dedim yok karda kışta bizi sepetlediler orada. 84'te de yıkım kararı alındı. Evet. Oradan. Senin evi de oradaydı o zaman tabii. Oradaydı tabii. Aşağı deredeydi. 84'te mi yıkıldı? 85'te yıkıldı zaten. Üstümüze yıkılacak daha zaten. Yani bir gün daha kalsak üstümüze yıkılacak. En son taşınanlardansın yani. En son gelenlerdeydiniz evet. Şeyde Süleyman amca da öyleydi. Bize de en son dedi. Geldi. Süleyman bile benden önce öyle geldi mi buraya? Tabii. İlk gelenlerden odur. Şişko bir arkadaş vardı bizim Erol diye. Onlar ilk gelenlerdendir. Onlardan 2-3 ay sonra geldik. Süleymanlardan. Süleymanlar ilk geldi yani. Yani en son yıkılan evlerden. Peki evet. Köprü deyince neler söyleyeceksin? Hani paşayı aldı götürdü. O köprü zaten bizi mahvetti. Canım yerimizi elimizden aldı. Takip ediyor muydun köprü dönemi? Köprü dönemi takip ediyordum ama kederli bir takipti. Sürekli gidiyorduk çünkü hem evimizin yakınında evimiz kalacak mı gidecek mi diye. Daha da önemlisi bütün anılarımız. Anılarımız yıkıldı. Yani evlerimiz değil, anılarımız gitti. Bu tabii daha çok kederli ve hüzünlü bir durum. Süreci izledin yani. Süreci izledim çünkü benim evimin yanı. Çok yakın. Tabii. Belirsiz de gidecek mi, gitmeyecek mi? Tam tabii, sınırda kaldı. Tabii sıfırda. Sıfır noktasında kaldık. Kalacağız mı, gideceğiz mi onu bilmiyorsun. Daha da önemlisi anıların gidiyor. En üzücü de anılarımızın gitmesi tabii. Evet. Yani çocukluğumun 62'den 70-86'ya kadar olan bölümü silindi. Hiçbir daha görme şansım yok. Eski de olsa hani git, semt değişik misin? Hisarüstü değişti ama en azından Hisarüstü adı kaldı. Evet. Burada farklı sokaklara gidiyorsun. Eskiden böyle değildi ama işte bak ben burada geçmiştim falan diyorsun ama Halimpaşa'ya gidince anımız da gitti. Yıl 1985. 85 mi? 85. Son çünkü turna. 85'te tam köprü çalışmaları başladı. Tamam. İlk önce zaten çevre oradaki çalılıkları, dozerler falan söktü. Halimpaşa oradaydı, duruyordu. Onu sökmediler. Peki dozer çalışıyor muydu mesela siz o maçı yaparken? Valla dozer o bizim
sahanın olduğum çevrede değil de oraya bir 100-200 metre uzaklıkta dozer çalışmaları vardı. Evet, çalışmalar var. 5-10 tane değil de 2-3 tane dozer böyle çalılıkları. Giriş tarafına. Şantiye yolu gibi bir şeyler açıyordular. Güven Gündoğan dedi şeylere karşı dedi İstanbul'dakilere karşı dedi davet dedi Almancılar dedi bir maç yapacak. Almanya karması İstanbul karması. O 300'ler vardı onu hatırlıyorum. Ondan sonra Laz Nuri vardı. Laz Nuri. Onu hatırlıyorum. Kazım. Kazım vardı, Eyüp vardı, Tuncer vardı. 8-7 mi 9 öyle bir gol oldu bayağı da böyle hani golü geçti. 9-6, 8-6, 9-6. Kim kazandı? Biz kazandık galiba ya İsmail. Almanya kazandı. Baklavayı biz hak ettik. Baklavası mı? Baklavasını ayrı bir de gazozuna içeceği de vardı. Şifoyla Rıza da şey duvarın üzerinde oturup hani seyrettiler. Ali Paşa'nın da son maçı oldu yani. Ali Paşa'nın son maçı oldu. Ali Paşa'ya veda maçı yani. Dağıldık veda maçıydı. Giderken işte güya baklavalarımızı yiyecektik. Daha ben orada mı ne buluşacaktık. Ben orada son günü gördüydüm. İlk defa orada tanıştım. Ondan sonra ben daha oraya da gitmedim. Yani, kendim bir gazoz aldım. Eve gittim, duş yaptım. Ondan sonra... Ali Paşa'ya tanıştın diyebiliriz. Ali Paşa'nın yolu girişte geldi. Tanıştın. Geri gelir kere. Ve şimdi evlisin. İki tane oğlum var. İki tane oğlum var. Son jübileyi biz yaptık. Son şeydi. Ondan sonra da izinimiz bitti. Yani dozerlerde bir yandan çalışıyordu. Bayağı bir hani hummalı çalışma vardı. Ondan sonra da sahi mahi hep paramparça ettiler. Bunlar bitti 85. Son ama evin yıkılacağını biliyorsun. Biliyorsun hazırlanmış. Şeyler işaretlemişler. Yani köprü olacağı kesin. İşaretlendi. Köprü geldi. Şantiye kuruldu. Dozer girdi. O halini gördün mü? O halini gördüm. Neler hissettin? Şöyle değil. Hatta şöyle biz şantiyeye kaçak girmiştik alt yoldan. Orada işte her şeyin burada bittiğini artık da İhsan-ı Sultan, yani İhsan-ı Paşa'nın bundan sonra hiçbir anlamda daha bu olayları yaşayamayacağını, işte bu spor mücadeleye karşılayamayacağını, bir gün biz orada ana olsun diye altta bir küçük bir bostan gibi orada bir küçük böyle küçük kişinin topu oynayacağı yerde nostaljik bir de maç yapmıştık kenarımızda. Yani elbiseli bir maç, spora yani ne diyeyim yani sporsal bir malzeme olmadan ana olsun diye bir maç öyle yapmıştık. Öyle mi? Yani. O da ilginç olmuş. Son. Yani kendi aramızda yani bir kafamız iyi işte yani psikolojik bir şey var. O aşağıda gelişir bir meydan var. Yani niyetli bir maç yapmıştık. Hani sadece o ruh olsun. Halim Paşa'nın o zaman içine de şantiye kurulmaya başlandı. Halim Paşa'nın içi yıkma daha sonra başladı. Önce şantiye kurdular, sonra da yaptılar. Daha sonra şantiyeler. O dönem biz tabi eski semtimiz olduğu için bir özlem. Burası da kırsal olduğu için Hisar Sunun eski halinden daha kötü. Bizim orada en azından sahile veya herhangi bir yere ulaşabilme şansımız vardı. Burada o şansımız da yoktu. Peki. Yarım saatte, bir saatte bir araba geçiyor. Şey, evin yıkılmasına değil de Halim Paşa'nın gitmesine canım kadar üzülüyorum. Yani o güzellik yok oldu ya. O ağaçtan yıkılış falan hepsini gördün mü hepsini? Hepsini hatırlıyorum. Dozerlerin girişi. Dozerler, anlatabilir misin biraz? Dozerler girdi. Güzelim o kale arkasında bir ağacımız vardı. Büyük. Ağladık ya ağaçtan giderken. Tam 85. 85. Çok çünkü anılarımız var orada. Çocukluğumuz orada geçti. Gençliğimiz orada geçti. Çocuklarımız orada büyüdü. Bir anda hayatımız değişti yani. Hisar tamamen değişti. Gelen iş makineleri bizim boyumuzu geçerdi, tekerler falan. Nasıl olur diye görmediğimiz şeylerdi yani. O da enteresandı hakikaten. Koskoca iş makineleri, malzemeler, barakalar falan, iş alanları tamamen bir şantiyeye dönüşmüştü. İnsanlar gidip onu izliyordu. Tabii tabii. O. Tamamen bir şantiyeye dönüşmüştü. Hatta daha giremiyorduk oraya. Uzaktan seyrediyorduk. Dramatik bir şekilde sonumuzun nasıl... O sonu gördük yani. Dramatik bir şekilde izledik, hüzünle baktık. En sonunda hiçbir zaman unutamayacağımız, içimizden atamayacağımız bir acıyla içimize gömdük. Öyle kaldı işte. Bitti Halim Paşa. Bitti Halim Paşa. Halim Paşa sürverdi. Burada noktalandı. Peki o yıkılışı hatırlıyor musun? Daha sonra ser üstüne geldiniz mi o? Halim Paşa'nın yıkılış dönemi. Gelmezdiniz. O anlatır mısın biraz? Ağaçların yıkılışı. Vallahi ağaçların yıkılışı. Halim Paşa'ya dozerin girmesi. İşte o zamanı hiç unutamıyorum. Anlatır mısın biraz? Çünkü gençliğim orada geçti. Çocukluğum orada geçti. Dozeri vurdular şimdi, yaklaştırmıyorlar ki. Polis kaynıyor. Zabıta, polis, insanlar yaklaştırmıyorlar. Bağıran, çığıran, ağlayan. Ya o anılar hiçbir zaman unutulmaz, çok zor. Thank you.
Halimbaşa deyince aklıma ilk başta cennet geliyor. Yani Rumelisa'nın ciğerleri olarak adlandırabilirim. Ve en büyük üzüntüm de Özal döneminde o Halimbaşa'dan bu köprü ayağının geçirilmesi ve Hisar'ın ciğerlerinin yok edilmesi. Evet. Benim aklımdan çıkmayan ve içimdeki büyük yaralardan biridir. Orası bizim bütün gençliğimizin, çocukluğumuzun ve ondan sonra büyüdüğümüz zaman da gidip yaşadığımız bence dünya çapında o kadar çok güzel bir koruydu. Ve orayı yok ettiler maalesef. Köprünün yapılışı falan bile. Hep gözlerimizin önünde cereyandı. Hatta benim VHS o zaman video çekimimiz vardı. TRT'de kameraman olan bir arkadaşım. Ben kızım 3 yaşında filandı. Eşimle vefat eden eşimle filan oraya çıkmıştık. Orada onlara işte bak görün bu cenneti Özal yok ediyor filan diye. Böyle bir kamera çekimimiz vardı. Fakat o VHS'de hala bulamıyor kızım onu. Bulsa çok video yapacağım, yayınlayacağım. Çok güzel Halimpaşa'nın o cennet olan durumunun son durumlarını gösteren bir videodur o. Halimpaşa böyle zaman zaman aklınıza geliyor mu? Her zaman geliyor. Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Hep özlüyorum. Ha. Müthiş güzel bir yerdi ya. Çalışmak için Bağdat'a gittim. Irak Bağdat'a. Hı hı. Orada bir fabrika yapımına gittik. Yaklaşık 2 yıl kaldım. 86 yılının sonuna doğru geldim. Burada şantiye devam ediyordu. Bir, o Mahmut amcanın kahvesinin olduğu bölüm yığınak malzeme vardı orada. Şantiye malzemesi. Onları hatırlıyorum ben. İş makineleri falan. Onları hatırlıyorum. Çok büyük iş makineleri. Evet. Hiç görmediğimiz. Evet. Yani o zaman hani ben bir ara şeylerle konuştum. Mühendislerle hiç mahalle yıkılmadan tünelle de geçilebilir diye öyle bir şey duydum. Hiç oradaki çıkılmadan. Mühendislerle konuştum. Hani tünel delinerek anladın mı? Hiç zarar vermeden de ama öyle yapıldı o zaman. Proje siyasiydi. Evet. Yani bilemiyorsun ama evet. O zaman öyle yapıldı abi. Özal dönem. Yani istenirse yapılabilirdi. Evet. Yani o günler gecekondunun bahçesinden, kapısından, penceresinden toz. Gördüğüm korkunç bir toz yığınıydı. Hisar üstünü o toz bulutları kaplamıştı. Ve hepimizin üzerine çöken bir toz bulutu. Kiremitlerin rengi değişmişti değil mi? Tabii, kırmızı tabii. Değildi. Tabii. Yani o günlerde neyi hatırlıyorsun dersen o toz bulutlarını hatırlıyorum. Bütün o gençliğimizin en güzel yerleri bir anda tozlar içinde kaldı. Ve insanlar bir yerlere gitmek zorunda bırakıldı. Yani kötü ve karanlık günlerdi o yıllar. 85. Evet. Yani, bitirdi. Bitirdi. Burayı bitirdi. 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 Yani can damarından. İki kıtayı birleştirdi, mahalleyi ikiye böldü. Mahalleyi ikiye böldü. Ve bizim de örgütlülüğü bitirdi 80 sonrası. Örgütlülüğü, sosyal bir şeyimiz vardı. Yani buluşma mekanı. Evet. Hafta sonu Halimpaşa'ya gidiyorduk. Orada geziyorduk, dolaşıyorduk. Onlar bitti. Ondan sonra insanları birbirinden kopardı. Yani Hisar üstünün kalbine hançer gibi saplandı. Köprü. Evet. Benim dedem o zamanlar 75 yaşına falandı. Köprü yapılırken oraya tabii yeni bir teknoloji gelmiş. Mesela bizim en büyük gördüğümüz dozer buradaki dozerler. Oraya bir dozerler geldi mesela. Tekerlerine yetişemiyoruz falan. Dedem tabii köyden gelmiş zavallarım. Arkadaş diyor bu ne teknoloji falan diyor tamam mı? Onları seyretmeye gidiyor. Bekçiler diyor ki babacığım buraya gelmek yasak. Orada bir tane mühendis görüyor. Niye adama kızıyorsunuz diyor. Ya bu, gelip burada bir şey alır falan diyor. Baksana diyor bu diyor yasak bölgeye giriyor. Ya babam diyor, sen bırak diyor, her gün gel, benimle serbest diyor. İstediğin yer otur, bizi seyret diyor, tamam mı? Dedem hep gider orada seyrederdi köprünün yapılışını. O köprünün yapılışında çok zaman şey oldu ya, neler oldu. O dereler
Hep gece konuyor aşağılara doğru. Oraları kaldırdılar. Taş doldurdular oralara. Oralara taş kırma makinesi koydular. Ağaçların yarısı o şey tozundan. Taş kırma tozundan hep ağaçları yıktılar, öldürdüler yani. Doğayı bitirdiler yani. Ama daha sen üstünü bulmak mümkün değil o günlere gelmek. Yok, geri gidilmez. Yani mümkün değil. Mayıs 1985'te köprünün temel atıldığı, evler parça parça yıkıldı. Serüstü ve Halil Paşa dağıldı. Buna dair neler söyleyeceksin? O son halini hatırlıyor musun? Vallahi Halil Paşa'nın? Son hali o dozerlerin girdiği dönem. Geldim ben poligona taşınmıştım. Sen ne zaman taşınmıştın? 85 mi? 86. 86. 86. Poligona taşındık. Annem orada bir gece konuda kiraydı. İki kardeşimle geldik. Ona yakın bir yerden bir ev kiraladık, şey yaptık. Fakat statüsüm beni hep eski haliyle şey yapmak istedim. Bir kere üstten gittim şey için bu şeyden delikanlı şerefte formalar var dedi. Aha. Selahattin abi o lotodan çıkan parayla yaptırmıştı. Lacivert çizgili formalar. O formalar için gittim. Dozerler falan çalışıyor böyle bu tarafa bakmadan bile. Halim başına tarafına bakmadan etkiler tarafından döndüm geri geldim. İpek bir zaman ben hep hale hatırlıyorum. O sokaklar falan benim gözümün içerisinde işte yazdım. Evet, şiirde şiir 6 sayfadan sokakları gezerek yazdım şu anda. Dolaşıyorum o sokaklarda. Yani bunu şu andaki şeyleri yaşamışlıkları anlatırken o de bunu. Dozerleri gördün mü? Dozerleri hiç görmedim. Sahaya girdiğini. İnan hiç bakmak istemedim. En son hiç görmedim. Kaçtım dedim ya bir yukarıdan doğru geldim. Şeyi gördüm aşağıda sesler, gürültüler bilmem ne. Hatta bizim Karanfilköy, Armutlu'da akrabalar oraya bile gitmedim. Orada otoban yapılıyor filan. Sırf görünmek için. Çünkü oradaki şeyler kuruluyor. Ta ki ne zaman 90'ların aşağı yukarı ortasına kadar şey yapmadım. Gitmedi. Ha bu ara arkadaşlarımla diyaloglarım hep şey yaptı, devam etti. Görüşüyorum sürekli. Birlikte çıktığımız yolculuğumuzun devam edebilmesi için sizlerden 3 şey rica ediyorum. Kanala abone olmanız, belgeselleri izlemeniz, olumlu ya da olumsuz yorum yapmanız. Sağlıcakla kalın.